Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft Hardcore'un yepyeni bölümüne karşınızdayım. Bu bölümde artık barut sıkıntımız kalmadı. Çünkü mob farmını bitirdim. Ultimate bir mob farmı yaptım. Bu mob farmı saatte bilmem kaç milyon milyar item falan vesaire falan veriyor. Her neyse arkadaşlar, ama önden önce başlıkta da gördüğünüz üzere video kimse yorum atamaz. Daha doğrusu kötü yorum atamaz. Bunun sebebi de YouTube'un filtreleme algoritması var. İyi kötü tüm yorumları filtreliyor. Ben oradan tek tek iyileri alıyorum, paylaşıyorum. Belki de böyle. Bu arada şaka yapıyorum. Şimdi inananlar belki olabilir ama kötü yorumları da bırakıyorum. Küfür olmayacak şekilde. Küfür olanları direkt olarak siliyorum. Yorum morum demiyorum. Her ne kadar algoritmayı hızını falan arttırsalar. Dediğim gibi işte, o yüzden bu videoya kötü yorum atamazsınız. İsterseniz deneyin. Yorumda o yüzden indiğiniz zaman sadece sizin kötü yorumunuz var. Başka kimsenin kötü yorumu yok. Yani deneyebilirsiniz. Bedava sonuçta denemek. Neyse, çok uzattım yine. Hemen envanterimde şu zümrüt bloklarını görüyorsunuz. Bu zümrüt blokları nereden geldi tabii ki de? Tabii ki de bizim patates farmımızdan geldi. Evet, şu an boş. Çünkü şey almıştım. Köyün kahramanını almıştım. Orada yine gece oluyor. Böyle gün batımına doğru bir uçalım. Şaka. Gün batımına doğru uçmayacağız tabii ki de. Bu arada mikrofonum bozuldu galiba benim. Bu aralar sesi biraz cızırtılı geliyor. Benim mikrofon alacağım fakat dediğim gibi öğrenci olduğum için pek fazla bir param yok. Dediğim gibi hala ekranım kırık. Duygu sömürüsüne yapalım biraz. Daha işte siz anladınız onu. Her neyse işte bir takip oradan abone olursanız, bir de paylaşırsanız vesaire filan sevinirim. Bayağı sevinirim. Dediğim gibi ben buna emek veriyorum bu videoya. Bu videoya emek vermek için dinden 45 aldım. Evet, imansız değilim. Her neyse, şöyle hemen gece olmuşken bir yatalım diyecektim. Sanırım gece de olmamış. Gece de olmamış. O zaman şuradan biraz fişek alalım. Bunun envanterimde ne var? Gübre varlı falan vesaire falan var. Her neyse, şuradan hemen biraz alayım. Kaç defa her neyse dedim, saymadım. Bayağı bir her neyse dedim. Yanlışlıkla uçuş süresi 1 yaptım. Cidden çok bir önemi yok tabii ki de. Şu an burada patateslerimiz pişiyordu en son. Hala pişiyor muymuş? Çok güzel, hala pişiyormuş. Hatta şuraya alalım. Ender chest vesaire yaparsak patates lazım olabilir daha sonrası için. Zaten burada da bayağı bir taş pişiriyordum. Aynen, düzgün taş yaptım. Hatırlarsanız geçen bölümde. Aa yok yok, geçen bölümde değil. Bu bölümde direkt olarak. Ben çünkü bu mob farmını yaptım var. Tabii siz daha izlemediniz. Biz mob farmına doğru giderken siz de mob farmının yapımını izleyin diyorum o zaman. Ama önce bir atayım. Ve Schlaps. Üzere. Farmımız şu şekilde. Hemen size bir verimini göstereyim şunun. Hiç toplamadım yükleri. Bunları da sadece bir 5 siteni falan aldım. Bunlar zaten amacımız bu farmda bunun olmaması. Çürük az gelmesi. Fakat kemiğim ve şeyi engelleyemiyorum. Bu arada video kaydına başlatmış mıyım? Başlatmışım. Kemiği engelleyemiyoruz. Bunun bir sebebi yok. Yani çünkü burası şey, gördüğünüz üzere çöl. Burada sadece kuru zombiler çıkıyor. Kuru zombiler de üstü kapalı olunca çıkamıyor. Ve bu şekilde zombi çürük etini en aza indirmiş oluyoruz. Hemen şöyle yaratık spawnlanmadan gelelim şuraya. Sistemimiz şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu kule benim yaptığım üzere, yanlış bilmiyorsam 12 katlı yaptım. 11 de olabilir, saymadım yaparken. Şu şekilde çalışıyor. Burası ilk kat diyelim. En altta bir tane şey var. Bunun adı neydi? Fırlatıcı. Fırlatıcı var. Fırlatın içinde de bir tane boş su şişesi var. Sonra ikinci katta dolu su şişesi. Üçüncü katta boş su şişesi böyle böyle çıkıyor. Birinde su dolu olacak, birinde su boş olacak. Yani suyu dışarıya vermiş olacaksınız. Bu şekilde sistem sürekli çalışmış olacak. Gözlemci ne işe yarıyor? Gözlemci de bir üstteki bloğun hareketini gösteriyor. Bir üstteki bloğumuz bizim yine fırlatıcı. Fırlatıcı, şöyle en son kata gelelim. En son katta gördüğünüz üzere tam olarak şurada bir tane
Adı neydi bunun? Nota bloğu var. Bu nota bloğu sayesinde çalışıyor gözlemciyle. Bu nota bloğuna enerji veriyoruz. Belli bir süresi var bu enerjinin. Şöyle hemen göstereyim size. Bakalım. Buraya bir tane karşılaştırıcı koyuyoruz. Karşılaştırıcıya güç veriyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Redstone bloğu. Redstone. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bir tane blok. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Redstone tuzu. Ve bunları full gecikmeyle veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde farmın verimliliğini arttırmış oluyoruz. Son olarak şurada gördüğünüz üzere 24 blok arasında bir adet kulemiz var. Bu kule düşmeseydim iyiydi. Bu kule bizim AFK beklediğimiz. Burada fantomlar vesaire öldürmezse. Bu kule niye bu kadar yüksek? Bir mobun doğabilmesi için oyuncudan tam olarak 24 blok takta olması lazım. Biz de 24 blok yukarıya base'imizi kurduk. İsterseniz buraya daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Orası sizin keyfinize kalmış tamamen. Sistem bu kadardı arkadaşlar. Görüntü de bu kadar. Şöyle hemen bir uzak çekim alayım size. Bunun yapımını izlerken illaki görmüşsünüzdür mobların nasıl aşağı düştüğünü. Ha, şuradaki sisteme geleyim. Biraz yemek yiyeyim de mob vurursa ölmeyelim direkt. Şuradaki sistem yapamadım yine. Roket çok güçlü olunca da yapamıyorsunuz arkadaşlar. Orasını söyleyeyim şimdiden. Zaten gel bakın arkadaşlar 6-7 tane creeper var. Şimdi arkadaşlar şu şekilde şuradan 1 2 3 4 5 6 7, 8, 8 blok, 8 bloktan bir yukarı su bloğunu koyuyoruz. Su olacak bloğu. Anın arkasını kapatıyoruz. Burada ben burayı hatalı yapmışım. Normalde burası 3'e 3'lük, aynen 3'e 3'lük bir alan olacak. Şöyle hemen creeper'lar düşse, biz de arkalarından gidelim. Creeper'lar buradan aşağıya düşüyor sistemimizle beraber. Örümcek de git. Sonra burada bu arada, aha bak mesela bu zombi gibi yaratıklar tüy düşüşü olduğu için ölmüyorlar. Bazen buraya da düşebiliyorlar. Şurayı o yüzden geniş yapmayı unutmayın diyorum. Son olarak burada bir tane ayrıcı sistemimiz var. Şuraya hunilerimizi bağlıyoruz. Hunilerin arkasına redstone bağlıyoruz. Redstone'un arkasına da yenileyicileri koyuyoruz. Bu yenileyicilerden sonra üst ikinci katman. İkinci katman isterseniz yine aynı şekilde sandık koyarak büyütebilirsiniz. Ben büyütmemişim. Gördüğünüz üzere buraya hunileri normal bir şekilde koyuyoruz. Ondan sonra ikinci katmanda bir şey koymuyoruz aslında. Gördüğünüz üzere şuraya blok, şuraya blok, buraya da blok. Son olarak şurayı kaplıyoruz. Sonra üçüncü katmanda gördüğünüz üzere şurası. Burasını full kaplıyoruz burayla bağlantılı olacak şekilde. Sonra buraya da 3 tane karşılaştırıcıyı şu tarafa bakacak şekilde koyuyoruz. Sonra hunileri de aynı 3 tane huniyi şu tarafa karşılaştıracağı bakacak şekilde koyuyoruz. İçine 4 tane herhangi bir item. 41 tane de koymak istediğimiz itemi koyuyoruz. Gördüğünüz üzere 41, 1, 41. Burası bizim çöp itemimiz olduğu için şöyle gördüğünüz üzere her şey birikiyor burada. Bunu ellememişim. İsterseniz bunu 3-4 kat yaparsınız bu şekilde. Çöpünüz fazla tıkamaz ortalığı. Arada bir burada bunlar doğsa da öldürüyoruz dediğim gibi. Evet sistemimiz bu kadardı. Bu bölümde yapabileceğimiz ne var? Ben bilmiyorum video kaç dakika olmuş ona bir kontrol edeyim. Normal video 8 dakika olmuş. 8 dakikada bu kadar her şeyi anlattım mı ben ya? Bir de tahminimce bir 5 dakikada replay mod olur. Bayağı bir sıkıntı. O zaman bu bölüm şöyle bir şey yapayım. Ben bir tane temple bulmuştum. O temple'ı tekrardan bulabilecek miyim? Acaba diyorum. Temple'ın konumunu almış mıydım? Şöyle arkadaşlar hemen temple'ımıza geldik. Biraz gezinmek zorunda kaldım. Burada ne var lan? Burada mesobiyomu da yanımızda mı? Sanırım mesobiyomu olacak. Oradan beton kasarız. Beton olacak. Umarım betondur. Yoksa ben şu an linçlenebilirim. O kadar yıldır Minecraft oynayıp bunu bilmiyorsam. Harbi ayıp bana. Şimdi şuradan TNT'leri patlatmak istemediğim için. Ya da bir çılgınlık yapıp TNT'leri mi patlatsa? Nasıl lan? Adi herif. Adi. Nasıl oldu lan bu? Evet arkadaşlar. Basamadı. Niye böyle oldu ya? Neyse hazır gelmişken şuradan kill bloklarını toplayayım. Bu kill bloklar bana lazım olacak. Sen desin. Verimlilik gel. Ek video olarak gösterebilirim. Hatta şu an bu video bölümde bile yapabiliriz. Bu bölümde yapayım ya. Aynen. Dediğim gibi biraz kısa oldu bu video. Siz kısa bölümleri sevmiyorsunuz sanırım. Bu arada hala bu video beğeni ve yorum atmadıysanız çok üzülürüm. Abone olduysanız da yorumlara abone oldum abi yazarsanız. Çok teşekkür ederim. Bakalım başka kalmış mı? Kalmış. Sonuna kadar sömürün. Sonuna kadar. Tamam. Şimdi buradan çıkabiliriz. Bakayım çıkabilir miyiz? Evet. Çıktık arkadaşlar. Ölüyordum. Ölüme ramak kala. Evet şimdi gidebiliriz buradan. Hemen bir tane köylünün yanına gidip gelelim. Burayı söylemeyi unuttum. Verim arttırmak için alt tarafı kapatın. Alt tarafı kapatmazsanız eğer altta spawn olabiliyor yaratıklar ve bu da istemeyeceğimiz bir şey. Böyle hemen yeteri kadar şeyimiz var sanırım. Lazım değil bunlar. Böyle hemen gidelim. Bir gideyim bir geleyim. Anlamadım ki ben. Neyse.
Yanlışlıkla fişek basacaktım. Şöyle hemen bunları, bunu şalkır kutusunun içine koymak istiyorum. Şalkır kutusu boştur inşallah. Boşmuş. Çok güzel. Boşu boşuna envanterimizi kaplamasın. Bakayım Kazanova. Bundan sonra şalkırları bıraktıktan sonra dikkat ediyorum. Çünkü maalesef şalkırları kaybediyorum. Bayağıdır şu farmı da kontrol etmiyordum. Şöyle hemen bir kontrol edelim. Buraya değildi, buraydı. Neredeyse fullemiş. Bakayım içi boş var mı hiç? Yok. Daha oho, daha taş gibiler bunlar ya. Daha bunlar beni serinin sonuna kadar idare eder. Bayağıdır arıları toplamıyorum. Bir de şunun farmına bir bak. Yani biz iyidir. Candır, güzeldir. Eleylerimizi ala burada. Şuradan bir tane zombiye çevireceğim. Hatta bir tane değil de 3-4 tane çevireyim yine. Kaç tane altın elmamız vardı en son? Vardı bayağı ya. Şurada bir atayım. Kolamdan da büyüdüm alayım. Kesinlikle İsrail'i desteklemiyorum. Kola sponsor değil. Edebilirim. Her neyse. Şimdi bakalım burada ne var. 5 tane tamam. O zaman 4 tanesini yapalım bence. Şöyle hemen. Aa, sen niye tek geldin lan? İsmine bakmayın. Sanırım ben bunları en son uzaklaştırmıştım. Evet, aferin bana. Ve bunlar bayağı hızlı çiftleştikleri için. Zaten sıkıntı yok, tamam o zaman. Bu bölümde yapamayacağız. Böyle hemen bu bölümde yapamayacağız maalesef. Sen de gel şuraya. Size patates, biraz da patates yiyin. Ben de şuradan çıkıp gideyim. Evet, bu bölüm o zaman bunları yapamıyorum. Daha fazla uzatmadan o zaman bu bölümün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın.